Evin abla. Yere bakayım. Tarık olamaz, anahtarı vardı onun. Sen arka tarafa bak. Açmıyorlar kapıyı. Biz açtıralım mı? Tamam. Aç kapıyı. Abi gel. Gel anne. Gel anneciğim. Anneciğim. Gel aşkım. Gel aşkım. Yok bir şey. Yok bir şey yok. Yok. Ya kusura bakmayın, korkuttum mu sizi? Anahtarı bulamadım bir an, o yüzden bastım zile. Çok özür dilerim. Yani sonra buldum işte, arka cebimdeymiş. Al bakalım, al bakalım sen. Oyuncaklarını. Biz neredeyiz? Kimin evi burası? Güvendeyiz. Hayır, yani şimdi bana gitseydik Bahar bir şeyden şüphelenip gelebilirdi. Anladın mı? Yani onu riske atmak istemedim, o yüzden buraya getirdim sizi. Çok güvendeyiz ama. Burada mı oturacağız? Yok canım, ne münasebet. Niye odada kaldım? Buyurun, rahatınıza bakın ya. Burada kimse bulamaz bizi. Güvenli burası. Tamam. Hadi, geçin içeri siz. Hadi biz de Mert'le çizgi film izleyelim. Ha? İzleyelim mi? Çok korktum. Ben de çok korktum. Hadi burayı atlattık. Asansörü ne yapacağız? Hadi kamyonu yüklemek var. Bu da nasıl olacaksa. Ulan Ceren'in mahkumsun mu zaten? Ceren'in mahkumsun. Sus be kadın. Ne bileyim. Bir şekilde iteceğiz. Halledeceğiz yani. Sakin ol. Ya İbrahim, ikimiz nasıl koyacağız bunu kamyona? Olmaz ki. Bak kamyonun kapısını böyle açıyorsun, aşağıda ramp oluyor. Senle ben bir şekilde iteceğiz. Yerleştireceğiz. Sen dua et. Dua et şu apartmandan çıkarken kimse bizi görmez. Şuraya çevir, şuraya çevir. Şuraya çevir. Aha. Sığamıyor. Emmüğünden al İbrahim. Emmüğünden getir İbrahim. Market mi açacaksın lan? Al, al getirdim sana emmüğü. Nasıl götüreceğiz biz şimdi onu? Ne yapacağız İbrahim şimdi? Adamlar nasıl getirdi bunu? Lan asansörü kullanmak yasak. Adamlar merdivenden çıkardılar. Üç kişi zor yüklendi getirdi. Biz nasıl indireceğiz Zahra bunu aşağı ha? Merhaba. Hayırlı günler. Yalnız bu böyle olmaz. Bu çok büyük. Yani 70 litre falan işinizi görürdü sizin. Derin dondurucu iyi fikir. Ama bununla olmaz. Siz bunu geri götürün. Bak, hem kalanını da alıyorlar, paranızı da geri alın. 15 gün içinde de iadesi var bunların. Tamam? Tamam. Götürürüz biz. Hadi sonra çıkarırız, ne yapalım? Bak yardım gerekirse çağırın ha. Tamam? Tamam Bekir Bey. Yalnız kimseye bir şey söylemeyin, olur mu? Aa. Söylemem. (Gülüyor)
şunu, hadi. Zara, bu adam kim? Ya Bekir Bey o, komşumuz. Ben de bir anda korktum ama bir şey anlamadı. Ya biraz kafa karıktır onun. Zarar ermez ondan, hadi. Allah'ım, ben nasıl bir timarhaneye düştüm yarabbim. Zara, sen emin misin bu herifin kafadan tırlak olduğuna? Gidip polise molise anlatmasın ya da bir başkasına. Yok ya, söylemez, anlatmaz. Ya söylese de ne olur? Adam bildiğin dili, kim inanır ki ona? Hadi inşallah. Açmıyor. Ulan Sarı, bu var ikisinin evde ense yapıyor ya. Ben git şuna bir bakayım. Ya İbrahim, bilirdin mi sen? Ben yalnız mı kalacağım bununla? Niye? Zara, ha? Niyeymiş? Onu öldürmeden önce düşünecekti yengesi. Hadi. Komiserim, baktık her yere. Bahçede de kimse yok. Gidebilecekleri başka bir yer biliyor musunuz bari? Yok, bilmiyorum yani ama burada bir yerde olmalılar. İyice baktınız mı etrafa? Yandaki evlerin bahçesine falan da baksaydınız. Ne bileyim, depo gibi bir yer falan vardır. Oralara da baktık komiserim. Anlaşıldı. Hadi gidelim o zaman. Komiserim, lütfen biraz daha bekleyin. Gidecekleri başka bir yer yok. Olmaz Bahar Hanım. İşimiz gücümüz var bizimle. Yani bütün gün burada bekleyemeyiz ya. Ama gelecekler, biliyorum. Gelirlerse ararsınız, gelir alırız şüphelileri. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Hayda. Polisler. Ulan Maria kesin Meryem için geldiler ha. Merhaba, ben Tarık Bey'e gelmiştim ama. Tarık Yılmaz'a mı geldin? Aynen. Nereden tanıyorsun Tarık? İş arkadaşım. Yani iş arkadaşımdı eskiden. Ver bakalım kimliğini. Ha, kimlik. Bir saniye. İbrahim Korkmaz. Birisi bir video çekmiş. Abimi gömüyorlardı. Tarık, barajdan başka biri daha. İbrahim. Arkadaşımın GBT'sine bakın. Peki komiserim. Niye geldin? Buralarda bir işim vardı. Geçerken Tarık'a da uğramak istedim. Şahıs temiz komiserim. Al bakalım. Nerede olabilir bu Tarık Yılmaz? Vallahi hiçbir fikrim yok. Siz niye arıyorsunuz Tarık? Mert için. Yani yeğenim. Nehir onu kaçırdı da Tarık'ın yardım ettiğini düşünüyoruz. Anladım. Bahar Hanım, biz emniyete geçiyoruz. Bir gelişme olursa haber verirsiniz. Tamam, teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler. Siz barajdan tanışıyordunuz değil mi? Tarık'la. Aynen, barajdan. Aşçı Halil'in davasında ifade vermiştiniz. Hatırladım sizi. Ben Nazım'ın avukatıydım. Sonra evlendik. Ha, evet. Hatırladım sizi. Yani duymuştuk evlendiğinizde, tebrik edememiştik. Hayırlı olsun. Sağ ol. Zahra! Onunla görüşüyor musun peki? Vallahi ne yalan söyleyeyim, görüşmüyoruz. Gerçi birkaç kere karşılaştık ama koca İstanbul. Görüşemiyoruz. Anladım. Tarık'ın nerede olabileceğiyle ilgili bir fikrim yok dedin değil mi? Maalesef. Ama siz de böyle deyince polisler falan, ben de merak ettim açıkçası. Neyse, ben gideyim. Malum İstanbul.
iş güç koşturmacası. Siz de umarım bir an önce yeğeninize kavuşursunuz. Nereden bulaştın bu işe ya? Şaka gibi lan. Taksi! Taksi, şu öndeki arabayı takip edelim. Çok güzel. İstersen burnuma çık. Orası daha da yüksek. Kurabiye adam. Burada yok da bir yerlerde olur herhalde ya. Kahve. Ha, tamam buldum. Fincanları bulabildin mi? Fincanları şuradaydı. Ha. Tarık, baksana şunlara. Çok tatlılar. Yok canım, ne yaptım ki ben? Daha ne yapacaksın Allah aşkına? Senin sayende hala birlikteler. Yani olması gereken oldu. Bir çocuğun yeri annesini yandır. Öyle, öyle olmasın öyle de işte biliyorsun. Ne numaralar çeviriyor Bahar çocuğu elinden alabilmek için nehirin. Alamazlar artık onu. Burada bulamazlar sizi. Yani şey nerede? Kaşık. Yani en azından şu mahkemeye kadar idare etsek. Yok, yok canım. Rahat olun siz ya. Burada bulamaz kimse. Güvenli bir yer burası. Yabancı değil, arkadaşımın evi. Bitti. Hadi bakalım. Ben bir tane daha da bir film izleyebilir miyim? Bir tane daha? Evet. Anneciğim öyle peş peşe olmaz. Gözlerin ağrıyacak. Anne lütfen bir tane daha. Aşkım, vallahi olmaz peşe. Bak, oyuncakların var, T-Rex var. Hadi biraz T-Rex'inle oyna. Üf, tamam ya. Ben gidip arabalara bakacağım. Oh, aferin benim akıllı oğluma. Tamam, tamam. Burada inebilirim. Mert! Buldum sizi. Alo, Fuat komiserim, Bahar ben. Ben yeğenimin yerini tespit ettim. Hemen gelebilir misiniz? Kızım, canın mı sıkılıyor senin? Evet. Kuzum, bak o zaman kitap okumak ister misin? Hayır. Bir oyun oynayalım. Bir oyun bulalım bakalım ne olabilir buralarda bir... Buldum. Buldum, buldum, buldum. Bununla oynayacağız. Bile mi? Evet, ip oyunu oynayacağız bak şimdi. Ay küçükken ne kadar çok oynardık. Böyle yapıyoruz bak, iyi seyret. Gözün burada olsun. Önce bunu yapıyoruz. Sonra buradan alıyoruz. Mert'cim, acıktın mı abicim? Acıktım. O zaman ben bir markete kadar gidip geleyim. Yiyecek bir şeyler getireyim size. Nehir Hanım, siz? Ha şey İbrahim, ya ben seni arayacaktım da fırsat olmadı. Yok ya ben öyle bir anda karşımda görünce şaşırdım sadece.
Keşke daha önce haber verseydin. Ya sizin haberiniz yok muydu? Bak biz aslında tarlaya gidecektik ama sonra... Yok. Dedim ya İbrahim, fırsat olmadı. Şimdi nehirlere kalacak bir yer lazımdı. Ali ile Celi buraya geldik, tamam? Ben anlatacağım sana sonra. Ya ayıp olacak. Böyle biz hemen toparlanırız. Yok yok. Nehir Hanım, estağfurullah. Ya, hayır, yok yok. Şey, yani bir anda karşımda görünce şaşırdım sadece. Bu arada iyi ki gitmemişsiniz Tarık'a. Ben oradan geliyorum da polis vardı. Polis mi vardı? Aynen. Bahar Hanım'la beraber sizi arıyorlar. Biliyordum abi işte. Tam tahmin ettim. Tarık, biz biraz konuşalım mı? Tamam konuşalım. Ben de markete gidecektim zaten. Beraber gideriz. Biz çıkıyoruz o zaman. Tamam. Hadi. Nerede kaldı polisler? Sen manyak mısın lan? Nasıl bana sormadan böyle bir şey yaparsın? Sanki sorsam he diyeceksin. Demeyecektim lan tabii. Sen de Zahra da bütün pis işlerinize bulaştırdınız zaten beni. Of, sen onu bırak. Bak bu Bahar bizim başımıza iş açacak ha. Ha, ben sana bir şey söyleyeyim. O kadın var ya, şeytanın en önde giden ha, haberin olsun. Seni sordu bana. Eski defterleri açtı. Yok baraj dedi, maraj dedi, bir şeyler konuştu. Zahra'yı sordu, aklı sıra beni tarttı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Meryem bu kadına her şeyi anlatmış. Bu hatun her şeyi biliyor, haberin olsun ha. Oğlum sahi. Meryem'i ne yaptınız? Çıkarabildiniz mi evden? He, çıkardık. Oğlum Zahra sağ olsun. Kocaman derin dondurucu aldırmış. Market açacak sanki. Çıkaramadık, sığmadı yani asansöre. Nasıl sığmadı? Çıkaramadık, sığmadı diyorum ya. Allah Allah. Şşş. Lan Sarı. Nereye gidiyor lan bu arabada? Lan mayak mayak hareketler yapma. İbrahim, oğlum evi buldular lan. Nehirler içeride. Ne olacak şimdi? Lan ne olacaksa olacak. Allah Allah. Bizi de mi yakacaksın lan? Dur. Dur burada dur. Sanki sen gitsen almayacaklar. Polat, bizimle emniyete gelmeniz gerekiyor. Hakkında şikayet var. Savcılar sevk edin. Olur mu? Kim şikayet edebilir? Siz daha fazla gelmeyin. Sizin de ifadeniz alınacak. Bekleyin. Benden aldılar. Burada bekleyin. Ya bırak beni, bırak benim çocuğumun yanına gitmem lazım. Bırak benim oğlumun yanına. Ne? Benim oğlumun yanına gitmem lazım. Benim çocuğumu aldılar. Tamam, ben, oğlumu hadi. Aldılar. Oğlumu, oğlumu. Zerrin abla. Ah Tarık. Hani güvenilir bir yerdi orası ha? Ha? Hani kimse bizi bulamayacaktı. Sana inandık. Şu halimize bak nerelere düştük. Çok üzgünüm Zerrin abla. Güvenli bir yerde. Bahar İbrahim'i takip etmiş de bulmuş. Yoksa imkansız bulması. Ama buradayız işte. Mert'i de aldılar. Dil geri vermek. Yüzünü göstermezler bir daha. Yok. Yok yok. Şey yaparız. Hallederiz. Tamam. Nehir nerede? Bilmiyorum ki, götürdüler içeri doğru. Nehir? Ah. Ne oldu? Buğra. Annem ne oldu? Nereye? Nezarete. Bir dakika, ne nezareti? Bu kız birini mi öldürdü? Bir dakika, durun. Tamam, tamam. Bıraktım, bıraktım. Ben her türlü oğlumu alacağım, tamam mı? Ne yapıyorlarsa yapsınlar, ben oğlumu alacağım. Annem üzülme, üzülme.
Gel ben de Murat Bey'i aradım. Hani gel ben burada olacak, tamam mı? Üzülmüyorum, ben üzülmüyorum. Onlar beni çok yaratmaya çalışıyorlar ama istedikleri olmayacak. Bir çocuğu annesine ayıramayacaklar. Hepsi görecek hepsi. Değil, merak etme, biz elimizden geleni yapacağız. Alo? Murat Bey, siz nerede kaldınız? Nezarethaneye attılar Nehir'i. Hadi hadi gelin ne olur. Gelin çabuk gelin, bekliyoruz. Hemen geleceğim. İşe gidiyormuşum gibi düşün annem. İşe gidiyormuşum gibi düşün çünkü oraya çocuklar gelemiyor, tamam mı? Ben de geleceğim. Olmaz. Olmaz. Olmaz aşkım. Olmaz bir tanem. Olmaz. Kuzum bak şimdi bana bak. Seninle bir anlaşma yapalım. Ben şimdi iş için gidiyorum ama hemen geleceğim. O sırada sen de halanın yanına gideceksin. Doğru, güzelce oyun oyunu, ben hemen geleceğim. Söz veriyorum, hemen geleceğim. İşimi bitirir bitirmez hemen geleceğim aşkım. Ben... Mert'cim, hadi gel. Annenin şimdi polis amcalarla biraz işi var, tamam mı? Hadi gel canım. Hadi bakalım, hadi. Anneciğim, yok bir şey, geleceğim, hemen geleceğim. Söz veriyorum, hemen geleceğim. Ben bir şey yok, geleceğim, hemen geleceğim. Hanımefendi, lütfen. Çıkıyorlar patates kızartalım Feride. Mert bayılır patatesli köfteye. Peki Tülay'ın. Ketçap mayonezi de unutma, tamam? Tabii ki getiririm. Biz geldik. Oh nihayet. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldin paşam, hoş geldin. Babaanne seni çok özledi biliyor musun? Canım benim canım. Halacığım, hadi gel montunu çıkaralım biz. Hadi bakalım. Mert acıkmıştır şimdi. He oğlum, acıktın mı Mert? Acıktık tabii. Oo, çok güzel kokular geliyor mutfaktan. Babaannesi köfteler yaptı. Feride ablası da içeride patates kızartıyor. Hmm, Mert'in en sevdiği menü. Değil mi? Her şey hazır. Hadi ellerinizi yıkayın, masaya geçin. Hadi gel, ellerimizi yıkayalım. Ben annem dedince yıkayacağım.
Annem karanlık olunca mı delecek hala? Benim sana çok güzel bir sürprizim var, biliyor musun? Sürpriz mi? Evet. Hadi gel, göstereyim. Hadi bakalım. Bak. Burası kimin odası biliyor musun? Benim mi? Evet. Senin. Bak buradaki bütün oyuncaklar da senin. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim. Halacığım, yemeğe kadar oyuncaklarınla oynamak ister misin? Hala ben anneme gitmek istiyorum. Aa, ama öyle yaparsan hala çok üzülür Mert. Bak ben buradayım, hala burada. Nazım amca da birazdan gelir. Hadi sen şimdi paşa paşa bir güzel oyna oyuncaklarına, tamam mı canım? Hadi canım. Bak. Bak bir sürü şey var burada. Bahar, sen gelsene benden biraz. Ne oluyor Bahar? Nedir bu suratının hali kızım? Görmüyor musun çocuğun halini anne ya? Kızım o çocuk. Biraz üzülür sonra geçer. Bilmiyorum. İnşallah senin dediğin gibi olur. Ay olur, olur. Nehir ne yaptı? Aksilik çıkardı mı? Yo, hiçbir şey yapmadı hatta. Allah Allah. Ben ayak diretir diye düşünüyordum ama. Sakindi hatta. Herhalde Mert kötü etkilenmesin diye. Desene. Bozuk saat gibi o da 40 yılda bir doğru bir şeyler yapıyor yani. Bundan sonra da bir şey yapacağını sanmıyorum. İnşallah. Ama nehir bu. Belli olmaz yine de. Sen Mert'i de kafana takma, tamam mı kızım? Çocuk o. Bir gün ağlar, iki gün ağlar. Sonra unutur gider. Hadi. Toparla kendini, yüzün gülsün biraz. Bak, birazdan Nazım da gelecek. Böyle görmesin seni, tamam? Haklısın anne. Hadi ben şu yemeklere bakayım. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol. Mert yok mu? Olmaz mı? Odasında. İyi. Anne! Mert. Gel bakayım bana. Gel. Gel. Ne haber? Ben de seni soruyordum. İyi misin? Annem gelmedi mi? Ya nasıl olur? Gerçekten mi böyle? Yani ya Nehir bu gece burada mı kalacak? Savcının ifade almasını bekleyeceğiz. O da en erken sabah olur. Biz buradayken Nehir'i görebiliyor muyuz? Bir soralım mı? Tamam olur, konuşuruz. Çünkü şey, yiyecek bir şeyler falan getirdim de onları vereyim ben. Konuşur, rica ederiz komiser beyden. Zerrin abla sen istersen önce gir, sonra ben gireyim. Ben giremem. Ben şimdi ağlarım onun yanında. Ondan sonra da kızın morali daha da kötüleşir. Beni unut sen, git görsen. Tamam, gidelim o zaman. Diyorlar, ne zaman çıkacakmışım? Yani haberler pek iyi değil. Murat Bey'le konuştuk az önce. Sabaha kadar burada kalman gerekiyormuş. Çok üzgünüm Nehir. Ben böyle olsun istemedim. Yapacak bir şey yok. Hem sen niye üzülüyorsun ki? Senin hiçbir suçun yok. O Bahar'la Nazım'ın... Onlar insan değil var ya. İnsan değil onlar. Küçücük çocuk alınır mı annesinden? Ama bu mesele kapandı sanıyorlar. Kapandı.
Yani sen şimdi bunları düşünüp canını sıkma. Sabah çıkacaksın zaten. Çıkacağım. Çıkacağım tabii. Çıkınca görecek onlar günlerini. Nehir. Yiyecek bir şeyler aldım sana. Bir lokma bir şeyler ye. Sağ ol Tarık ama benim sinirden gerçekten gözüm yemek görecek halde değil. Ne, aklım kalacak sende şimdi. Al en azından yanında dursun. Hadi. Sağ ol Tarık. Ben buradayım. Bir sorun olursa. Korkma tamam. Sabah çıkacaksın. Görüşürüz. Köfteler de geldi. Ha, oğlumun da yemeğe geldi. Ben hallederim Feride. Peki, afiyet olsun. Halacığım, üç köfte yeter mi sana? Üç köfte az değil mi halası? Bence beş tane koy. Yersin değil mi Mert? Tamam, beş köfte olsun. Hem hepsini yer ve güçlü olur ha. Hadi benim oğlum. Yemeyeceğim. Tamam. O zaman ben sana bunları keseyim. Minik minik yapayım öyle ye. Belki patates de istiyordur. Halası. İster misin? İstemem. Annem deyince yiyeceğim. Halacığım. Annen gelmeyecek. Bu akşam bizde kalacaksın. Anneme dönemeyecek miyim bir daha? Göreceksin, görmez olur musun? Ama bundan sonra burada bizimle yaşayacaksın. Yukarıda yeni odanda kalacaksın. Benim odamda al ama. Ne güzel işte, iki odan oldu. Annem niye gelmiyor lan? Polisler mi kızdı ona? Polisler mi? Polis götürdü annemi. Yok, yok canım. Niye götürsünler? Bir yanlışlık olmuştur. Değil mi halası? Yanlışlık olmuştur. Ay, ne olmuşsa olmuş. Geçti gitti işte, hadi. Barbie gelir misin? Feride Hanım, bize müsaade eder misiniz? Ne diyor Mert? Ne polisi? Barbie, seninle ne konuştuk? Hani sakince halledecektik bu meseleyi? Ne yapabilirdim Nazım? Nehir Mert'e kaçırmıştı. Kaçırdı mı? Evet. Sabah gittiğimde evde yoklardı. Polisi aramak zorunda kaldım. Bana niye haber vermiyorsun peki? Kendi kafana göre iş yapıyorsun böyle. Canını sıkmak istemedim çünkü. Çünkü senin de yapabileceğin bir şey yoktu. Buna sen mi karar veriyorsun? Ben Mert'in babasıyım. Onunla ilgili her şey önce beni ilgilendirir. Ne yapılacaksa da ona ben karar veririm. Görmüyor musun çocuğun halini ya? Gözünün önünde polisler almış annesini. Bundan büyük travma mı olur? Ne diyeceğiz biz şimdi çocuğa? Ama ben de çok üzüldüm. Ben böyle bir şey olsun ister miydim Nazım sence? Ama bunun sorumlusu ben değilim Nehir. Mahkeme kararına uymadı. Doğal olarak polis karıştı işin içine. Nerede şimdi peki? Nehir mi? Evet, Nehir. Nerede Bahar, nerede? Karakolda. Karakolda mı? Evet, yani bu gece nezarette tutarlar ama yarın bırakırlar. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Nehir nezarethanede ve sen bana bunu şimdi mi söylüyorsun Bahar?
bu kadar üzüleceğini bilseydim daha önce söylerdim. Kadın mahkeme kararına uymadı. Karara muhalefet diye bir suç var. Hangi karakolda peki? Ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Çocuğumun annesini gidip çıkaracağım oradan. Nerede? Nazım sakin ol ben... Var ne? Hangi karakolda? Ben yarın halledeceğim. Nerede? 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 Hangi karakolda söyle. Beykoz. Komiserim, merhabalar. Avukat Bahar Polat Güney ben. Ben şikayetimi geri çekmek istiyorum. Mümkünse Nehir'i şimdi salıverebilir misiniz? Tamam, tamam ben de çıkıyorum şimdi, geliyorum. Hadi yavrum. Anneciğim benim çıkmam lazım. Ne oluyor Bahar? Nazım da bir hırşım çekti gitti. Hani ufak bir işimiz çıktı, ben gelince anlatacağım sana. Polacığım, ben şimdi çıkıyorum. Ama sen ben gelene kadar bütün bunları bitir, tamam mı? Hadi anne, görüşürüz. Tamam canım. Ya sen Tarık'ı alıp gideceğim diye çıkmadın mı buradan? Ne demek Nehir'in yanında karakolda? Konuştum zaten. Kolundan tutup getirseydin onu. Nasıl böyle bir şeye müsaade ediyorsun? Oldu ya, ne güzel hayat. Koskoca adamı kolundan tutturacağım, buraya getireceğim, öyle mi? Başka isteğin var mı Zahra? Ya al bak, telefonlarımı açmıyor. Nehir'le beraber nezarette kalacak herhalde. Ya kızım, bak sana diyorum ki, kadın zor durumda, zor. Ne yapacaksın? Adam da yanında duruyor işte destek olmak için. Ben ne olacağım İbrahim? Ben ne olacağım? Onun yüzünden katil oldum ben, görmüyor musun? Ama Tarık Efendi Nehir'i düşündüğü kadar beni düşünmüyor. Ver şu telefonu. Hı. Senden arayacağım. Çünkü ben aradığımda telefonlarımı açmıyor. Hey bir açmasın. Vallahi billahi oraya kadar giderim. Çok iyi fikir. Vallahi helal olsun ha, eceli gelmiş şey gibi git. Hazır gitmişken çık komiserin karşısına, böyle Halil'i, Meryem'i, bu Tekin ailesi nasıl ayağa kayıyor da Hakk'a doğru yürüyor, onların hepsini anlat, tamam mı? Anlat, sen de kurtul, biz de kurtulalım. Ama beni yakma ha. Bak beni sakın yakma, ben sana içeride krallar gibi bakarım. Yaşatırım kızım seni içeride. Ne istiyorsan alırım, ne istiyorsan getiririm, giydiririm, yediririm. Beni yakma. Saçma sapan konuşma İbrahim. Şey, benim buna bakmam lazım. Tamam. Alo. Efendim İbrahim. Hmm. Demek İbrahim arayınca açıyorsun. Neden ben aradığında açmadın? Ya Zahra müsait değilim demek. Ya müsait olmadığını biliyorum ben. Ya ne saçmalıyorsun ya? Zaten canım bununla. Ya sen parası için o kadının yanında değil miydin? Neden dibinden ayrılmıyorsun şimdi? Nezarete girdiyse girsin, sana ne? Ne yapacaktım kızım başka? Evlilik işi senin yüzünden olmadı. Nasıl sağlamlaştıracağım yerimi? Ha? Böyle bir zamanda yanında olmasam güvenir miyim ben? Bak Tarık, palavra sıkma bana. Eğer o Nehir'e aşık falan olduysan süründürürüm seni. Kalbini söker, elini veririm, anladın mı? Ya ne alakası var Zahra? Yani ben şirkette müdürüm, kadın benim patronum. Ne yapacağım, tınlamayacak mıyım yani? Uzatma Tarık. Hadi çık oradan. Bekliyorum seni. Yoksa oraya kadar gelirim. Çıktım ben zaten. Bütün gün polisti, karakollu, başım şişti. Bir dinleneceğim biraz. Uyurum, sabah yanına gelirim, tamam? Hadi. Tarık, seni gördüğüm iyi oldu. Nehirleri sakladığını biliyorum. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın sen ya? Ne yapmamı bekliyordun Bahar? Hı? Nehir'in çocuğunu elinden alırken oturup izlese miydin? Tarık, şansını fazla zorlama istersen. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Ben katilmişim de sen bir şeyler biliyormuşsun da. Ne biliyorsun? Söyle bana da ben de bileyim. Nereden çıkıyorsa bu deli saçması şeyler. Madem katil değilsin, o zaman neden vazgeçtin? Neden Nehir'e tuzak kurduğumuzu anlatmadın? Çünkü Nehir'i kaybetmekten korktum. Nehir'e gidip böyle bir şey söylesem bir daha yüzüme bakmazdı.
Zehir. Çocuğumu alacağım dedin. Aldın. Daha ne istiyorsun benden? Ben gerçekten böyle olacağını bilmiyordum. Burada olduğum için gerçekten çok üzgünüm. Senin karın yüzünden buradayım ben. Sakın. Sakın haberim yoktu deme. Yoktu. Yemin ediyorum yoktu. Öğrenince geldim hemen zaten. Buradan çıkman için elimden ne geliyorsa yapacağım, merak etme. Senden yardım isteyen yok Nazım. Sen bana oğlum nasıl onu söyle. İyi. İyi Mert. Merak etme. Evde şimdi. Nehir. Bak Mert benim de oğlum. Yani bundan sonra benimle kalacak. Ama sen de istediğin zaman görebilirsin. Görüşmenize engel olmam yani. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Çık git buradan. Çık git buradan. Tamam Nehir, Nehir sakin ol. Nehir. Tamam Memnun Hanım, kusura bakmayın. Çık git. Hallettim. Birazdan serbest bırakacaklar. Sen sokmadın mı beni buraya? Sen sokmadın mı? Şimdi niye çıkarıyorsun? Mert'e dua et. Bahar. Ya ben ikinizden de hiçbir şey istemiyorum. Yüzünüzü görmeye tahammülüm yok. Çıkın gidin buradan. Çıkın gidin. Ya bari burada rahat bırakın be beni. Allah cezası. Bahar Hanım bir saniye. Fuat komiserim sizi çağırıyor. İmza vermeniz gerekiyormuş. Ha tamam. Geliyorum ben. Bekliyorum. Ah! Canım benim. Kavuştuk ya. Hadi Ece, hadi bir an önce çıkalım şuradan. Hadi ne olur. Tamam, durmayalım burada. Ama emanetten alalım eşyaları. Tamam, öyle gideriz. Tamam, tamam mı? Hadi. Ben sizi götüreyim isterseniz. Gerek yok. Tarık bırakır. Sen niye gidemiyorsun ya? Böyle ilgiliymiş gibi haller falan. Tamam yaptın kahramanlığını. Kurtardın beni. Git artık. Git evine, karının yanına. Yalnız Mert o eve ait değil. Kendin üzüm bilme. Misafir o. Çok kısa bir süre kalacak. Çok korktun Nehir. Bir an hiç çıkamayacaksın sen oğlum. Geçmiş olsun. Sağ ol Tarık. Nehir ne yapalım? Eve gidersek bu Tülay cadısı seni rahat ettirmeyecek ha? Taca gidelim mi otele tekrar? Yok ne tacı ne oteli. Gelin ben de kalın rahat rahat. Yok Tarık sağ ol. Benim kimse umurumda değil Zerrin abla. Ne Bahar ne de annesi. Ben oğlumun yakınında olmak istiyorum. Eve gidiyoruz. Tamam.
Hoş geldiniz. Pek de hoş gelmedik ama. Ne işiniz var sizin burada? Torunumu alıp kaçtıktan sonra hangi yüzle geliyorsunuz? Defolun evimden. Kimin evinden kimi kovuyorsunuz mesela? Senin bu evde ne kadar hakkın varsa Nehir'in de var. Çocuk artık bizim. Onun için bu evde yeriniz yok. O kadar. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Çocuk artık bizim. Ne aldığını sanıyorsun sen? Bu mevzu daha kapanmadı Süreyya Hanım. Ben oğlumu alacağım. Karar çıktı artık. Bundan sonra zor alırsın. Ya öyle bir alacağım ki. Neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Hadi canım sen de. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Ya hala konuşuyorsun. Hala. Küçücük çocuğu annesinden ayırdın. Bravo. Bu da sana utanç olsun. Komik. Ya ne biçim kadın bu ya? Nasıl bir şey bu böyle? Ev benim. Benim ev. Ya al evini başına çal be. Kasap et derdinde bu koyuncan der. Zerrin abla tamam. Bırak senden ne insanlık bekliyorsun ki onlardan? Geç, geç bunları. Ben Mert'i alacağım. Mert'i alacağım. O çıray cadısını bu evin kapısına koyacağım. Göreceksin. Tamam yapacaksın. Göreceksin, yapacağım. Biliyorum yapacaksın Nehir. Yapacaksın. Ben sen o deli Nehir'i bilmez miyim? Elbette becereceksin ama ya ne olur. Avukat ne söyledi sana? Dava bitmeden bulaşmayacaksın. Ne olur kimseyle uğraşmayacaksın Nehir, gözünü seveyim. Tamam, tamam bir şey yap. Vallahi bir şey yapmayacağım. Mahkemeyi bekleyeceğim. Tamam. Mert. Bakalım halası. İstemiyorum. Aa, burada Mert'in en sevdiği peynirden varmış ya. Bak, küçük küçük top top. Hadi bakalım bundan biraz ye. Aç bakalım ağzını. İstemiyorum. Heh. Benim paşam en çok poğaçayı sever. Al bakalım paşa. Yemeyeceğim. Baba ne? Annem ne zaman gelecek? Bilmiyorum bak hepimiz bir aradayız. Ne güzel kahvaltımızı ediyoruz. Hadi yemeğini ye paşa. Ben Mert'in en çok neyi sevdiğini iyi biliyorum. Ha Mert? Bak ne hazırlıyorum sana. Hadi al bakalım bir ısırık. Ama bak seninle sonra futbol oynayacağız. Güçlenmen gerekiyor. Hadi al bakalım. Aferin sana. Oh afiyet olsun paşama. Yemeyeceğim.
Bahar. Sen de maşallah Mert gibi hiçbir şey yememişsin. Canım istemiyor anne, aç değilim. Nazım amca. Efendim? Annemin almaya gelecek değil mi? Gelecek. Gelecek tabii. Okuldan sonra annen seni görmeye gelecek. Bugün mü? Evet, bugün. Nasıl olacak? Bunlar hafta sonları görüşmeyecekler miydi? Feride Hanım. Anne. Buyurun Nazım Bey. Mert'ciğim, hadi sen Feride ablanla yukarı çık. Üstünü değiştirsin. Okula geç kalma, tamam mı? Gel. Tamam. Hadi. Gel başım. Aferin sana. Tülay Hanım, mahkeme kararından benim de haberim var. Ama çocuğun durumunu görüyorsunuz işte. Annesini sayıklıyor, ne yapalım? Anne düzgün bir anne olsa gam yemem. Ama yaptığı rezilliklerden sonra torunumu görmeyi zerre kadar hak etmiyor. Tamam, haklı olduğunuz yanlar var. Ama bunu çocuğa nasıl anlatacağız? Ya sonuçta annesi, özlüyor işte, ne yapalım yani? Oh, siz böyle ilk günden yelkenleri indirirseniz olmaz ki. Dik duracaksınız, kararlı olacaksınız ki çocuk da alışsın. Ya siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Mert'in durumunu görmüyor musunuz ne kadar üzgün? Dünden beri hiçbir şey yemedi. Olur mu öyle şey? Bahar kızım, sen de bir şey söylesene. Ne olacak bu iş? Ne diyeyim ki anne ben de şimdi yani? Tamam, Nehir'i ben de umursamıyorum. Ama Mert'in hali ortada. Ben de ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Oo, siz böyle davranırsanız Nehir gelir gene başımıza çıkar. Bak şimdiden geldi, eve oturdu zaten. Kendinize gelin çocuklar. Mert'i tekrar göz göre göre o kadının kucağına mı iteceksiniz? O kadın dediğiniz Mert'in annesi. Kolay mı yani bir çocuk için annesinden ayrı kalmak? Ben de kolay demedim ki. Tabii ki arayacak ilk günler annesini. Ama sonra alışacak. Bak şimdi kreşe götürüyorum. Arkadaşlarını görünce ne annesi gelecek aklına ne kimse. Vallahi babaanne olarak benim öyle her canı istediğinde görüşmesine müsaadem yok. Ha ama siz derseniz ki biz babaanne dinlemeyiz, ezer geçeriz. O da sizin bileceğiniz bir iş. Anne, anne dur gitme şimdi. Günaydın Tarık Bey. Günaydın Aylin. Günaydın Tarık Bey. Sara, senin burada ne işin var? Gözümün önünde ol diye geldim Tarık. Sara, sen evdeki işaretmeden nasıl çıkarsın ya? Dön eve çabuk. Dönemem. İbrahim de yok. Cesetle yalnız kalamam. Öyle mi? Aa, tüh ya. Zahra, çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Ne diyorsun sen be? Aylin, bir bakar mısın canım? Buyurun Tarık Bey. Tabii ki arkadaşlar senin yanına bakarlar ya. Aylin, Zahra Hanım cenazesi varmış. Bu hafta gelemeyecek. İnsan kaynaklarını bildirir misin durum? Tabii Tarık Bey. Başın sağ olsun Zahra. Bir şey ihtiyacım olsa da mutlaka olur mu? Sağ ol Aylin'ciğim. Cesedi çıkarmak için seni bekliyoruz Tarık. Dün ne olduğunu İbrahim anlatmadı mı sana? Bana bak, müdürcülük oynamayı bırak da buna kafa yor istersen. Ya tamam Zahra, düşüneceğiz bir şeyler. En kötü ihtimalle onu da halıya sarıp çıkartacağız işte. Halil gibi diyorsun. Evet Zahra, Halil gibi. Şimdi ne yap biliyor musun? İbrahim'i ara, yanına git. Onunla böyle büyükçe bir al satın al. Ama sen ödeme parasını. İbrahim'in kartını al. Sonra bizi tehdit falan etmesin. Hadi ne bekliyorsun ya? Ara İbrahim'i. Ben işim bitince geleceğim yanınıza. Hadi konuş. Alo İbrahim. Acil buluşmamız lazım. Gel bakalım paşam. Arkadaşlarımız özlemiştir mutlaka. Gel. Sınıfta arkadaşlarım da vardır. Hadi. Eğleneceksiniz bir güzel, tamam mı? Sen de hoş geldin Mert. Hadi koş bakalım, sınıfa ders başlıyor. Hadi. Biraz konuşabilir miyiz Gül Hanım? Tabii Tülay Hanım. Bakın, Mert'in velayeti artık annesinde değil. Mahkeme halasını vasi tayin etti.
Yani Mert artık bizim himayemizde. Öyle mi? Öyle. Herhangi bir şey olduğunda halasını ya da beni arayın lütfen. Artık torunumun o Nehir denen kadınla görüşmesini istemiyorum. Ama Tülay Hanım, Nehir Hanım Mert'in annesi. Orası sizi hiç alakadar etmez. Bundan sonra ben ne diyorsam o. O kadın bir daha torunumun yanına yaklaşmayacak. Yoksa hakkınızda hiç iyi olmaz. Anladım Tülay Hanım. İyi günler. İyi günler. Senin ne işin var burada? Size ne? Oğlumu görmek için izin mi isteyeceğim? İsteyeceksin tabii. Elimde kapı gibi mahkeme kararı var. Siz de annesiniz. Ne biçim annesiniz siz? Mahkeme kararı bir annenin oğlunu görmesini engelleyebilir mi sanıyorsunuz? Bakıyorum nezarete girmek de aklını başına getirmemiş seni. Lütfen Tülay Hanım, sakin olun. Benim aklım başımda. Hep öyleydi. Ama sizin için endişeliyim. Edepsiz! Çık git buradan çabuk. Rezalet çıkartıp da torunumu üzme. Siz bağırıyorsunuz, siz rezalet çıkarıyorsunuz. Atın bu kadını buradan. Bağırmayın, bağırmayın. Mert duyarsa korkar. Bağırmayın. O zaman defol git. Atın diyorum, bir vasfı yok bu kadının artık. Nehir Hanım, lütfen. Çıkartın şunu. Sizi de tehdit etti değil mi? Hiç şaşırmadım. Bunlar da aile geleneği çünkü bu. Öyle değil mi Tülay Hanım? Şimdi polis çağıracağım. Tamam, tamam, polis falan çağırma, gidiyorum. Ama siz dediğiniz için değil. Mert duyup gelir sizin bu çirkin tarafınızı görmesin diye gidiyorum. Az kaldı. Az kaldı, alacağım oğlumu. Allah Allah, nasıl olacakmış o iş? Yakında görürsünüz nasıl olacağını. Siz de işinize bakın. Ben burada oturup Mert'i bekleyeceğim. Gelir melir tekrar maazallah. Mert dersten çıktıktan sonra da alır gider. Peki Tülay Hanım, nasıl istersiniz? Efendim Zerrin abla. Neyim? Müjdemi istiyorum. Test sonucu geldi, negatif. Ne? Ay. Ay, sonunda iyi bir haber aldım. Eve mi geldi? Şu an elimde tutuyorum ama bütün değerlerim pırıl pırıl Nehir. Yani uyuşturucuyla yakından uzaktan hiçbir alakalı olmadığını ispatlamış olduk. Bahar'ın bir iftirası daha ortaya çıktı yani. Aman neyse, tamam, ben Bahar'ı falan düşmek istemiyorum. Sadece o mu Nehir? Nazım da var. Bence çarp suratına. Eğer utanması varsa yüzü kızarır. Hiç uğraşamam Zerrin abla. Ben söylediğimde inanacaktı bana. Biz Mert'i alalım da onlar umurumda değil. Ben şimdi avukata gidiyorum. Dava dosyasını eklesin raporu. İyi oldu yani bu. Nasıl yani? Nazım'a gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim, hiç uğraşamam şimdi. Öyle mi? O halde ben gidiyorum. Ya ne gerek var şimdi Zerrin abla? Niye? Niye, hesap sormayacak mıyız? Her şeyin sebebi o değil mi? O Bahar'a bu kadar inanmasaydı sen bunca acıyı çeker miydin? Ha? Karısının gerçek yüzünü göstereceğim buna. Bir saniye efendim. Manzara. Bak sarıya kızıp kızıp bu bütün Angarya işleri bana yüklüyorsun. İnşallah bu halı da derin dondurucuyu elimizde patlamaz ha. Ya tamam İbrahim, uzatma. Hadi alalım gidelim işte. Alalım ya. Alalım alalım. Derin dondurucu aldık, halıyı da alalım. Hatta televizyon falan bir şeyler daha alalım. Tamam mı? Bu yattığı yerde rahat etsin. Sanki ev düzüyoruz lan kıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ya böyle biz büyükçe bir halı almak istiyoruz. Tabii efendim. Yalnız büyükçe derken? Şöyle, eni birim boyun kadar olsun. Değil mi İbrahim? Ya da yok, biraz daha büyük mü alsak? Hani böyle kıvırınca şey... Buyurun bakalım isterseniz. Biz bakalım, buyurun. Buyurun. Buyurun, lütfen. Ulan ne kıvranıyorsun? Adama direkt desene, ceset sıracağız içine diye. Ya çok komik. Renk veya desen tercihiniz var mıydı acaba? Yok aslında. Bakın burada el dokuması halılarımız var. Çok güzeldir. Bu Milas halısı. Bakın bu da Kars.
Aa, bu çok güzelmiş. Tamam, bu olsun. Fiyatı ne kadar? 23.000 lira efendim. Yuh be. Ama çok kalitelidir alımız. Kök boyasıdır, rengi atmaz. Yok, kaliteli olmasına gerek yok. Bir kere kullanacağız sonuçta. Yani bir kere dediğine bakmayın siz hanımefendinin. Biz evin girişine sereceğiz de bunu. Yani insanlar gelecek, gidecekler, ayaklarıyla basacaklar. Kirlenecek yani. O yüzden böyle ucuz yollu makine alısı falan varsa onlara bakalım biz. Tabii efendim, hemen bakıyorum. Manyak mısın lan sen? Ha, bir kere sereceğiz. Nazım Bey, sonuçlar çıktı. Bakalım buna ne diyeceksin? Kusura bakmayın Nazım Bey, engel olamadım. Tamam Dilay, sen çıkabilirsin. Ben de çıkıyorum abi. Al hadi bakalım, yorumla. Yavrusundan ayırdı. Utan! Utan! Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Nehir'e inanacağına, bin bir dalavere çeviren o kadına inandın. Bahar'a inandın. Ne ilgisi var Bahar'la şimdi? Ya ne olur bu kadar saf olma. Nehir otele gitmeden evvel neredeydi? Kimin evindeydi? Sizde değil miydi? Bahar onun bardağına uyuşturucu hap atmış. Nereden biliyorsunuz böyle bir şey yaptığını? Gözlerimle gördüm çünkü. Elimden aldı hapı, tuvalete attı. Bahar yapmaz böyle bir şey. Öyle mi? Bahar yapmaz. O darp raporunu da Bahar hazırlatmadı mı? Ve o da sahte değil miydi? O mesele sizin bildiğiniz gibi değil. Nehir çok haklıymış. Bu Bahar senin gözlerini kör etmiş ya. Sen ne görebiliyorsun, ne duyabiliyorsun. Bu kadının bütün dalaverelerine alet oldun be. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Ama o çocuk bu yaptığını asla unutmayacak. Onu annesinden ayırdığını hiç unutmayacak. Hayat boyu bunun acısını çekeceksin. Alo Nehir, ne haber, nasılsın? Ha yok, hayır şirkette bir sorun yok, her şey yolunda. Ben seni merak ettim, o yüzden aradım. Nedir durumlar, bir gelişme var mı? Mert'le ilgili falan. Tamam, görüşürüz. Sen yaptın değil mi? İlacı Nehir'i sen verdin. Adil! Söyle lan! Söyle, itiraf et! Bundan faydalanmak için yaptın değil mi? Sen ne diyorsun lan? Yalan söyleme! Tarık! Yalan güvenlik, söyleme Adil! Güvenlik çağır! Sen yaptın! Güvenlik çağır! Bırak! Bırak! Çağırma kimseyi! Çık! Kapat! Söyle lan! Söyle! Dayanamıyorsun değil mi lan? Dayanamıyorsun beni değil de görmeye! Sana ne oğlum? Evi değiliz biz senin gibi! Bekarız! İstediğimiz yaparız! Bak gerçeği söyleyeceksin! Sen verdin! İlacı Zeyre sen verdin! Lan ben ilaç şu an vermedim! Kimin verdiğini ben ekliyorsan git kanına sor! Benden önce sizin yanınızdaydı! Benim yanıma kötü geldi zaten! Ben böyle bir şey yapmış olsam hastaneye götürür müyüm kızı? Kendime el verir miyim? Salak mıyım lan ben? Ne oldu sizin evde oldu? Bende bir ayakçısı yok. Ne
Alo, hayatım, neredesin? Tarık'ın yanındayım bari. Tarık'ın, eve geliyorum. Konuşacağız seninle. Tarık mı? Ne işi var ya Tarık'ın yanında? Efendim var. Tarık, uygun musun? Nazım soruyorsan yanımda değil. Gitti mi? Niye geldi ki? Kavga etme. Başka niye gelsin ki? Kavga mı? Hani otelde yakaladı ya bizi. Yok işte ben nehirden faydalanmaya çalışmışım da. Yok içkisine ilaç atmışım da. Her şeyi benden biliyor. Senin istediğin oldu. Kutlu olsun. Senin de istediğin bu değil miydi zaten? Hayır Bahar, istemiyordum. Beni de oyuna getirdin. Mert'i alacağını söylemedin bana. Çünkü söyleseydim yapmazdın. Evet, yapmazdın. Tarık. Tarık bak, bilmiyor değil mi? Neyi? İlacı benim verdiğimi. Vallahi zekiyse anlaması lazım. Ben yapmadığıma göre geriye tek bir seçenek kalıyor. Ne dedin? Nasıl anlayacak? Tarık bak, eğer bir şey söylediysen, beni söylediysen seni yakarım, bitiririm. Hiçbir şey yapamazsın ben. Eğer yaparsan baştan beri kurduğum bütün tezgahı anlatırım lazım. Tamamen kaybedersin onu. Tarık bak. Tarık. Allah kahretsin. Hoş geldiniz Tülay Hanım. Hoş bulduk. Feride, sen Mert'i yukarı çıkar, bir üstünü değiştiriver kızım. Peki efendim. Gel bakalım Mert. Ay Bahar, o Nehir okula da geldi biliyor musun? Allah'tan ben oradaydım da kaçırabilirdi Mert'i. Kızım sen beni dinliyor musun? Kaçırabilirdi diyorum Mert'i. Duydum, duydum anne. Sen iyi misin kızım? Anne. Efendim? Nazım öğrendi galiba. Neyi? Ya işte yaptıklarımı, ilaç meselesini falan. Aa, nasıl öğrenebilir? Senden benden başka kimse bilmiyordu ki. Tarık biliyordu. Ah, gitmiş yanına, kavga etmişler. Yani söyledi mi bilmiyorum ama ben aradığımda çok gergindi. Geleceğim, konuşacağız dedi. Ama Bahar, bak sorarsa sakın kabul etme yaptığını, tamam mı kızım? Onların sözüne karşı senin sözün. Yani o Zibidi'nin sözüne inanacak değil mi herhalde? Sana inanacak. Ben de burada olayım da benim yanımda bir şey söyleyemez. Yok anne, yok. Sen git, burada olma o geldiğinde. Sen eve git, ben seni ararım, haber veririm, tamam mı? Ay, hay Allah. Ama bak Bahar, bak tekrar söylüyorum. Ne söylerse söylesin inkar edeceksin. Tamam mı kızım? Tamam anne, hadi. Ya! Ne oldu? Başım döndü biraz ya. İyiyim ama iyiyim, bir şeyim yok, merak etme. Yok, senin rengin de gitti. Kızım kendini bu kadar harap etme. Sağlığından daha önemli değil ya. Tamam, tamam anne, merak etme, bir şeyim yok. İyi peki, hadi ben seni ararım. Tamam çocuğum. Böyle iyi herhalde. Bence. Çok yaşa. Çok yaşa kızım, ne oluyor, hayırdır? Ay, tozdan herhalde. Alerji. İbrahim ya, ucuz diye gittince şehirdeki halıyı aldın. En ucuz, en pis, en tozlu. Ya kızım saçma sapan konuşma. Duymadın mı kaç para diyor halıya? Gerçi bu halı az para değil de. Zaten durup durup benim kredi kartımı kullandırtıyorsun bana. Tarık geldi.
de halıyı aldık. Ay Sarı. Gelebildin sonunda nihayet. Aşkım, ne oldu kaşına senin? Önemli bir şey değil ya. Ofisteyken kalemi yere düşürdüm. Eğilip alırken kaşımı çarptım masanın köşesine. Yok olmaz. Merhem sürelim. Merhem getiriyorum. Ya Zahra bırak. Gerek yok. Şşş. Sarı. Hayırdır lan? Kim silkeledi seni? Nazım'la kavga ettik. Vay. Çaktı demek. Ne çakması oğlum? Yumruklaştık işte. Ben onu vurdum, o bana vurdu. Sen de vurdun ha? Vay erkeğim, iyi yapmışsın. Otelden sonra Nazım böyle bir bomba patlatacağı belliydi. Ben şaşırmadım yani. Zaten tutturdu herif. Nehire sen verdin ilaçları. Sen attın içkisine kesin diye. Şşş bana bak bana. Ben sana ne dedim o gece ha? Hastanede? Dikkat et de bomba sana patlamasın dedim ha? Al. Lan niye bana patlayacak oğlum? Ben dedim ona, git karına sor. Neyse, sen yine de dikkat et de yaran şey yapmasın, mikrop kapmasın. Yok, kapmaz, kapmaz. Bu merhem çok iyidir. Gel aşkım. Geçmiş olsun. Ne oldu, hasta mısın? Ya, İbrahim'in aldığı halıdan dolayı. Ya uf, nihayet çıkaracağız Meryem'i. Kaç gündür delireceğim ben. Hepimiz bir aradayken halıya sarar çıkarırız. Bir dakika, çıkaramayız öyle. Önce şu dondurucunun fişini falan sökmek lazım. Şimdi o kaskat oldu içinde iki büklüm böyle, halıya saramayız şu an. Çıkar, ceset çözülsün biraz. Doğru söylüyorsun. Allah'ım sen aklına mukayyet ol. Ya Rabbi ne kadar saçma şeylerle uğraştırıyorsunuz beni. Ya İbrahim sus. Gel yardımcı ol bana. Gel. Dur. Çok yaşa. Çok yaşa Zara. Siz de görün. Ay çok tuhaf oldu böyle. Ölünün yanında çok yaşa, çok yaşa. Zerrin Hanım geldi bugün ofise. Nehir test yaptırmış. Uyuşturucu kullanmadığını ispatlamış. Raporu verdi bana. Bir de her şeyi senin yaptığını söyledi. İnanmadım ona. Tarık'a gittim. Çünkü en başından beri her şeyi onun yaptığını düşünüyordum. Ama öyle bir şey söyledi ki benim kafam karıştı. Hiçbir şeyi inkar etmedi. Ama ısrarla ilacı kendisinin vermediğini söyledi. Sen mi verdin Bahar? Bahar, sen mi yaptın? Nazım, ben... Yaptın mı? Yapmadın mı? Bak, başka bir şey duymak istemiyorum. Yaptın mı? Yaptım. Verdim. Thank you.
Neden? Neden yaptın peki böyle bir şey? Senin için. Benim için. Benim için öyle mi? Bırak Bahar ya. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Her şeyi senin için yaptım. Bu kadar korkmasaydım... Ama korktum. Korktum. Ona gideceksin diye korktum. Belki dedim ki... Mert'i alırsak aile oluruz. Nehirden kurtulurum sandım. Biz hani birbirimize karşı dürüst olacaktık? Birbirimize güvenecektik. Ama senin bu yaptığın... Ya Bahar, ben sana nasıl güveneceğim şimdi? İnsanlar senin hakkında konuşurken ben seni nasıl savunacağım? Haklısın. Haklısın. Ben kendimden nefret ediyorum Nazım. Kendimden nefret ediyorum. Ben böyle şeyler yapan biri değilim ki. Hiç olmadım. Nasıl yaptım bunları bilmiyorum. Keşke seni bu kadar sevmeseydim. Seni zorla yanımda tutamam. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ama kalırsan da beni sevdiğin için, gerçekten benim yanımda olmak istediğin için kal. Çünkü o zaman sana söz veriyorum. Bir daha asla böyle şeyler yapmayacağım. Karar senin. Bu mesele kapanmadı. Seninle konuşacağız sonra. Ama önce bir işi halletmemiz gerekiyor. Nerede Mert? Odasında. O kadar haklıymışsın ki. Ya bu Nazım nasıl sabit fikirli bir adam. Neydi bu, boğa burcu falan mıydı Allah aşkına? Ah, ya diyorum elinde tutuyordu diyorum. Ben gördüm ilacı diyorum. Hayır, benim karım böyle bir şey yapmaz diyor ya. Boş ver Zerrin abla, kimseye bir şey açıklamak zorunda değiliz. Avukat gayet olumlu konuştu. Mert alacağız. Oh. Hayır efendim, alamayacaksınız. Ben yaşadığım sürece torunumu alamayacaksınız.
Vallahi Tülay Hanım, fazla büyük büyük laflar etmeyin. Altında kalırsınız maazallah. Konuşuyor işte, boş ver. Ben odama gidiyorum. Kızı gelmiştir kesin. Tam oldular. Annem evde mi? Evde, evde, içeride. Mert! Anne! Mert! Anneciğim! Aşkım! Kuzum! Kuzum! Oh. Çok özledim seni. Çok özledim seni, çok özledim. Anne! Nazım! Ne oluyor, niye getirdin buraya? Değil, biraz konuşabilir miyiz? Şimdi değil. Şimdi değil oğlum geldi, şimdi değil. Sonra annem. Tamam, ben yine de söyleyeyim. Mert bundan sonra seninle kalacak. Ne? Hayatta olmaz. Asla müsaade etmiyorum. Çok özür dilerim. Böyle bir şey hiç yapmamalıydım. Ben bunları sana... size yaşattığım için gerçekten çok özür dilerim. Hadi siz biraz hasret giderin, konuşuruz sonra. Oldu mu şimdi bir de böyle böyle sallaya sallaya sallaya? Neyse çok keyiflendim, bir kahve yapacağım kendime. Çok pes. Efendim anne. Bahar. Ne oluyor kızım? Az önce Nazım geldi, kendi elleriyle verdi o kadına çocuğu. Yok artık. Artık burada kalacakmış da bilmem ne falan dedi. Evet anne, öyle konuştuk. Öyle olacak. Ne diyorsun kızım sen? Biz boşuna mı uğraştık yani? Ben şimdi Mert'i alıp geliyorum oraya. Bir anne bir dur. Anne lütfen bir dur. Bir şey yapma, tamam mı? Bak benim için. Bahar, iyi misin sen kızım? Değilim. Değilim anne, değilim. Bu olay... Anne bak... Bilmediğin şeyler var, tamam mı? Mert'in de ne kadar üzüldüğünü gördün zaten. İyi de kızım, şimdi pes mi edeceğiz? Bilmiyorum. Anne bilmiyorum. Sadece lütfen bugün, bugün bir şey yapma, olur mu? Benim için, benim hatırım için. İyi kızım, iyi, tamam. Ben de başlarında durayım da gene kaçmasınlar. Yalnız senin sesin hiç iyi gelmiyor Bahar. Bak aklım sende kalmasın. Tamam anne, tamam, sağ ol. Hadi görüşürüz. Tamam kızım, hadi. Aa, Tülay Hanım, ne oldu size böyle, yüzünüz kıpkırmızı? Size öyle geliyor. Yok yok, iyi değilsiniz. Bayağı bir kızarmışsın. Niye acaba, hazımsızlık falan mı çekiyorsunuz? Ne diyorsunuz, ne hazımsızlığı? Mert'i aldık ya, onun hazımsızlığı. Ay neyse canım, üzülmeyin. Zaman her şeyin ilacı. Ben çıkıyorum. Yatacağım. Konuşmayacak mıyız? Konuşacak bir şey yok. Yani ne konuşacağız ki?
Ben söyleyeceğimi söyledim. Senin kararın. Bir şey yemeyecek misin? Yemek yemedin. Aç değilim. İştahım yok. İyi geceler. İyi geceler. Şarj aletimi alacaktım. Aşağı iniyorum ben. Biraz daha çalışman gerekiyor. Hı hı, tamam. İyi geceler. Thank you.
Şirkete geçeyim ben artık. Tamam. Sen gitmiyor musun ofise? Yok, ben bugün evden çalışacağım. İyi peki. Ne oldu? Neyin var? Yok, yok bir şeyim, iyiyim. Tabağına hiç dokunmamışsın. Dünden beri zaten bir şey yemedin. İştahım yok. Canım istemiyor pek. Doktora gidelim istersen. Yok canım, ne doktoru? O kadar da değil. İyiyim, merak etme. Hadi sen geç kalma. İyi tamam. Bir şey olursa ararsın beni. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Feride. Mert'in oyuncağı kalmış burada. Dinozor dedi. Evet Tülay Hanım odasında. Tamam, sen onu bir zahmet bizim eve götürüver. Tabii ki. Günaydın. Günaydın. Bahar nerede? Mutfakta. Ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Güle güle. Feride, ver bana, ben bırakayım. Peki efendim. Gel bakalım, gel 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 gel. Heh. Biraz esiyor ama anneciğim sanki. Gel şu önünü bir kapatalım. Anne bir seni çikolata alalım. En güzellerini alalım, en güzellerini aşkım. Nazım amca. Mert. Ne haber? İyi misin? İyiyim. Bak ne getirdim sana. Gireksin. Bir yere mi gidiyorsunuz? Kitapçıya gidiyoruz. Kitap alacağım. Öyle mi? Kitapçıya gidiyorsunuz demek. İyi. Sen neden Nazım amca? Anneciğim, Nazım amcanın işi vardır. Biz beraber gidelim ha? Hadi. Anne gelsin. Nazım amca nasıl? Tamam. Madem çok istiyorsun gelirim tabii sizinle. Anneciğim o zaman siz Nazım amcayla beraber gidin. Ben gelmeyeyim, geldiğinde kitapları beraber okuruz, olur mu? Anne sen neden? Anneciğim lütfen. Üçümüz gidelim. Peki. Peki tamam. Hadi hep beraber gidelim o zaman. İyi. Hadi gidelim o zaman. Hadi atla bakalım. Hop. Kesin üşüttün sen Bahar. Nane limon kaynattım, iyi gelir. Hadi iç şundan biraz. Hadi Bahar. Anne yok istemiyorum. Koy öyle içerim birazdan. Bahar. Nazım'la konuştun mu sen? Neyi konuşacaktık ki? Ay neyi olacak? Mert'in meselesini işte. Yani konuş kocanla, ikna et, Mert'i geri alın. Ay anne ne olur başlama yine. Nehir mahkemede delilleri çürütse zaten alır Mert'i. Ben de onu öyle üzgün görmeyi sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor onu öyle görmek. Ay siz bu kafada giderseniz. Ha sen bana bilmediğin şeyler var demiştin. Nedir o benim bilmediğim şeyler? Bir şey yok canım. Ne olacak bilmediğin yani. Biz öyle Nazım'la gerildik ya onun için dedim. Ya bir şey yok bilmediğin. Şuna bir bakayım mı? Ne oldu Bahar? Miden mi bulandı? Bahar! Gel canım. Yok, bu böyle olmayacak.
Hemen bir doktora gidelim biz. Ay anne, ne doktor Allah aşkına. Bir şeyim yok. Midem bulandı sadece biraz ölüm. Yo. Hiç itiraz etme. Hadi hemen giyin, hastaneye gidelim. Hadi canım. Ay anne, ısrar etme Allah aşkına. Bir şeyim yok işte. Nasıl bir şeyin yok Bahar? Neyin var o zaman? Hamileyim. Ha, ne? Hamile misin? Ay Bahar, ben şimdi anneanne mi oluyorum? Ben anneanne oluyorum. Ben anneanne oluyorum kızım benim. Oh. Oldu mu bir tane daha? Bakayım. Al bakalım aslan parçası. Bence bunu da seversin. Tamam mı? Bak kaç tane kitap oldu. Yeter bence. Hadi gidelim artık. Yeter. Bundan okunuz iyi de alırız. Alırsa bir kitap kurdu. Alayım ben onları. Siz dışarıda bekleyin, ben önleyip geliyorum. Gel bakalım kuzum. Hadi bakalım. Bir an önce eve gidelim de aldığımız kitapları okumaya başlayalım. Anne, oyuncakları gidebilir miyim? Anneciğim, eve gitsek olur mu? Hem bak bir sürü kitap aldık, onları okuyalım. Anne, nasıl abi gelecek? Ne istiyorsun? Oyuncaklara gitmek istiyorum Nazım amca, bir kere. Tamam, binelim o zaman. Kırma istiyorsan annesi Mert'e. Kırmayayım ben size. Hadi bakalım. Gidelim. Anneciğim, gidelim artık, yolda yersin. Hoppa, yürürken yersin. Alalım montumuzu da. Alayım ben onu. Bana al. Hadi bakalım. Hadi, hadi Meriç'im. Patates haşladım sana. Midene de iyi gelir, bulantını da alır. Hadi kızım. Hadi al biraz, kalk. Yok anne, istemiyorum. Hadi canım, hadi al bir tane. Anne, istemiyorum. Ay, ne yapayım Bahar? İçim içime sığmıyor. Beni o kadar mutlu ettin ki Bahar'cığım. Hadi Nazım'ı da ara, ona da söyleyelim. Şimdi söylemek istemiyorum ona. Aa, olur mu öyle şey canım? Böyle bir haber saklanmaz. Söyleyeceksin tabii. Anne, aramız açık biliyorsun, şu ilaç meselesi yüzünden. Gene o kadın girdi değil mi aranıza? Yılan. Anne bak lütfen, bu sorunu çözmeden söylemeyeceğim Nazım'a. Lütfen sen de bir şey söyleme, olur mu? Bak aramızda. E kızım, zaten bu haberle düzelecek ilişkiniz. Çok çok güzel bir haber bu. Sen bir söyle, bak her şey yoluna girecek. Çocuk yüzünden bana dönmesini istemiyorum.
Yani dönecekse beni gerçekten sevdiği için, yanımda olmak istediği için gelsin. Bilmiyorum. Bekleyeceğim. Olmazsa aldırırım belki. Aa, sakın ha. Akıllı ol Bahar. Bak, Nehir pusuda bekliyor. Bıraktığın an kapacak Nazım'ı. Ona mı bırakacaksın kocanı? Hayır. Olmaz böyle şey. Sen söylemezsen ben söylerim. Hayır anne, Allah aşkına yapma. Bak, kötüyüm zaten. Of. Peki Bahar, tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Tamam. Ama bak, Nazım olsun ya da olmasın, bu çocuğu doğuracaksın. Tamam mı? Ya bitmedi mi hala? Çıkarmamız gerek. İbrahim, kontrol ettin değil mi kameraları? Ettim. Hiçbiri çalışmıyor. Bak, kesin eminsin değil mi çalışmadın? Ulan baktık diyoruz işte be. Çalışmıyor, yaptırmamışlar be. Sara, sizin yönetici var ya, ayakta uyuyor kızım. Ya oğlum hadi lan, bırak zevzekliği. Hadi. Sara, çık yukarı sen de bak hadi. Kimse var mı? Yavaş. Kimse yok, gelin. Hadi. Şibren, hadi. Oyalanma, tut şunu. Ben de duymadım ses. Ayak ayak. Ayak sesi gibi bir şey duydum oğlum ben. Lan oğlum ne yalan ben veriyorsun lan ortalığı? Cesedi bırakıp geldik senin yüzünden. Ulan duyduk diyoruz lan işte. Ne yapsaydık, yakalansa mıydık? Lan hala duydum diyorsun ya. Neyi duydun oğlum? Oh tamam hadi. Oyalanma kalk. Kalk. İbrahim hadi. Hadi gel bakalım Hasan parçası. Atla. Hop. Dur, kitaplarını unutma. Al. Görüşürüz sonra, tamam mı? Birlikte okuyalım mı? Nasıl? Şimdi mi? Evet. Gel istersen. Yani şimdi böyle yalnız şey yapmayayım ben. Bahar yok diye mi gelmiyorsun? Ne ilgisi var şimdi Bahar'la?
Lütfen Nazım amca. İyi tamam. Hadi gel okuyalım. 10 dakika ama tamam mı Mert'ciğim? Sonra Nazım amcanın işi varmış. Gel. 10 dakika çok mu Nazım amca? 10 dakika çok. Niye sordun? Yaşasın, bütün kitapları okuruz o zaman. Gel bütün o kitapları okuyalım seninle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alayım ben. Gel bakalım Mert'ciğim. Bu da sizinle miydi? Mert ısrar etti. Hayır diyemedim, ne yapayım? Nereye varacak bu iş Nehir? Ne kadar sürecek böyle? Bilmiyorum Zerrin abla, bilmiyorum. Anne, sen de der. Geldim anneciğim. Oh maşallah. Herkes burada. Sinem. Gel Mert'i odasına çıkar. Hadi çıkalım. Ama ben Nazım amcamla kitap okuyacaktım. Mert'ciğim ben yine geleceğim, tamam mı? O zaman kitapları okuruz. Hadi sen odana geç şimdi. Anneciğim al sen kitaplarını. Sinem ablanla beraber bakarsın. Sonra Nazım amcanı okursun. Hadi bakalım. Oğlum karın yokken, ben yokken niye geliyorsun buraya? Evli barklı adamsın sen. Ne işin olur bunlarla? Mert'le ilgileniyor. Ne var bunda? Siz de her şeye bir kulp takıyorsunuz. Senin niyetini biliyorum. Arsız. Tülay Hanım. Ne işin var evli adamla? Hiç utanman yok mu senin? Düş artık şu adamın yakasından. Yakında baba oluyor. Benim kızım hamile, hamile. Tülay Hanım, ne diyorsunuz siz? Bahar hamile mi gerçekten? Evet Nazım, hamile. Çocuğun olacak ona göre. Bahar. Seni de bir daha bu adamın etrafında görmeyecek. Çocuğunu aldın işte. Bir daha kızımın hayatına karışmak yok. O kadar. Ya yeter! Yeter bir susun, bir bitmediniz ya yeter. Ne haliniz varsa görün. Bana ne sizden, ondan, kızınızdan bana ne? Ben çocuğumu alıp gideceğim buradan. Torunumu hiçbir yere götüremezsin. Götürürüm, size mi soracağım? Soracaksın tabii. Ben onun babaannesiyim. Hayır efendim, hiçbir şey değilsiniz. Gene saçmalamaya başladım. Ben saçmalamıyorum. Ben gerçeği söylüyorum. Bana inanmıyorsanız kızınıza sorun. Ya da babasına sorun. Nazım'a. Babası Nazım. Niye bu kadar çok ilgileniyor sanıyorsunuz? Sinem. Sinem ilaçlarımı getir. Başka bir zaman konuşun olur mu? Bu hassas mevzu. Hayır efendim, şimdi konuşacak. Benim konuşacak bir şeyim yok Tülay Hanım. Ben gerçekleri söyledim. Bu çocuğun babası Hakan değil, Nazım. Nasıl? Tülay Hanım. Ne yapacağız Zerrin abla? Ya ambulansı bir sorsana. Sinem! Sinem! Acil ama ne olur, ne olur hemen gelin. Bekliyoruz. Ara geliyor mu? Geliyor. Kolonya getir, kolonya. Tülay Hanım. Tülay Hanım duyuyor musunuz? Tülay Hanım. Ver, ver şunu. Ver. Ver. Nefsi yok. Ne? Öldü galiba. Öldü.